Şu an kazancılar çarşısında çeyrek altın 3410 lira, 20 karat altın 1980 lira, has altın ise şu anda 2060 liradan işlem görmekte. Yılbaşı itibariyle bildiğiniz üzere altında yukarı yönlü hareketler gözlenmişti. Son bir haftadır da sakin seyrini koruyan bir altın var. Aslında altının yönünün daha da yukarıya gitmesinin en büyük nedeni doların da 30'un üzerine çıkması. Döviz kurları ise şu anda 30-20'den dolar işlem görürken 32-90'dan da euro işlem görmekte. Ons fiyatları nitekim biraz geri çekildi. Bildiğin üzere 2080'e kadar çıkan ons fiyatları şu anda 2040 dolara kadar geriledi. Ama bu kez de dolar yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Bu da altının yukarı çıkmasına en büyük nedendi. Ay ortası itibariyle de kazancılar çarşısında hareket var. Bugün ayın 16'sı. Dün memurlar zamlı maaşlarını aldılar ve çarşıda bir nebze de olsun hareketlilik gözlendi. Bugün de aynı hareketlilik devam ediyor. Genelde insanlar yatırım yönlerini, yani memur olarak değil, işçisi olsun, amir olsun, memur olsun, herkes yatırımını genelde takı alacaksa işçiliksiz, işte burma, inci, kibrit çöpü tarzında bilezikler alıyor. Ya da bunları çeyrek, lira, gremse gibi ziynet eşyalarıyla bunları tamamlıyor. Yatırımlarını bu şekilde yapıyorlar. Ya da gram altın ya da has altın alarak bunlar birikim yapıyorlar. Diğer taraftan da tabii asgari ücrete ve memur zamlarının binmesiyle birlikte gerek marketler olsun, gerekse diğer kalemlerde olsun aşırı zamlar söz konusu. Buna da değinmek istiyorum. Devletin de bu denetim mekanizması çalışarak bu afaki fiyat artışlarının takibi ve bu konuda hassas olması. Çünkü gelen müşterilerimizle de genel konuştuğumuz, fiyatların ne kadar çok artsa da gerek asgari ücret gerek maaşların zamları, ama önemli olan alım gücünün artması. İnsanlar daha çok alım gücünün artması yönünde talepleri var. Bugün asgari ücrete %50 zam geliyor ama bakıyorsunuz market fiyatlarında %70, %80'lik zamlar. Yani her afaki fahiş fiyat artımı, aslında bu bir fırsatçılık. Bu fiyatı da biz belirliyoruz. Devlet de inşallah denetim mekanizmalarını arttırarak inşallah bunu bir çerçeve dairesinde, yani artışları biraz daha kontrol etme açısından da denetimleri genişletebilirler.